Kısa yoldan çarpma. 10 ile yüzde 1000 ile çarpma çok kolaydır. Diğer sayımızı yazıyoruz. Kaç sıfır varsa arkasını ekliyoruz. 9'u yazıyoruz. Yüzde 2 tane sıfır var. 2 tane sıfır ekliyoruz. 4'ü yazıyoruz. 3 tane sıfır var. 3 tane sıfır ekliyoruz. 89'u yazıyoruz. 1 tane sıfır var. Ekliyoruz. 27'yi yazdık. 2 sıfır var, ekledik. 75'i yazdık. 3 tane sıfır var, yazdık. 368, 1 sıfır. 482, 2 sıfır. 23, 3 tane sıfır. 8'i yazıyoruz. Pardon, burada 8 ile 3'ü çarpıyoruz. 24 sıfır ekliyoruz. 3 ile 3'ü çarpıyoruz. 9 sıfırları ekliyoruz. 2 ile 4'ü çarpıyoruz. 8, 3 tane sıfırımızı ekliyoruz. Burada 4 ile önce birler basamağını 28'in 8'i elde var. 2, 4 kere 1, 4, 2 ile 50, 6. Sonra bir tane sıfırımızı ekliyoruz. 6 kere 6, pardon, 6 kere 2, 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 6 kere 2, 12, 1 de elde 13. Yazıyoruz bu şekilde. 2 tane sıfırı ekliyoruz. 6 kere 6, 36, elde var 3. 6 kere 1, 6, 3 de elde 9. 3 tane sıfırımızı da arkasına ekliyoruz. Burada ise yine 5 kere 5, 25. 25'in 5'i, 5 kere 0, 0, 2 de elde var, 2, 5 kere 5, 25, 0'ı da arkasına ekledik. Dört kere 8, 32, elde var 3. 16, 3 elde 19, elde var 1, 4, 5 ve 2, 0. 5 kere 4, 20, elde var 2, 5 kere 1, 5, 2 elde 7, 3 tane daha 0 ekliyoruz. Bölmeye falan uğraşmıyorum. Ben bu şekilde direkt zihinden çarparak yapıyorum. Böyle daha kısa oluyor. Bölmeyi bilmeden de çarpmayı kısa yoldan yapmak biraz zor olur. Kısa yoldan yapınız demiş. Onla çarpıyorum, ikiye bölüyorum. Onla çarptığım zaman 140, ikiye bölüyorum 70. 10 ile çarpıyorum. 480 2'ye böldüm. 240. 10 ile çarpıyorum veya 4'e bölüyorum önce. Sonra 10 ile çarpıyorum. 4'e böldüğümde 8. 10 ile çarpıyorum. 80. Direkt 15 yazıp 2 sıfırı da ekleyebiliriz. Öyle daha kolay olur. 3 çarpı 5 15. 4'e böldüğüm zaman 4 yapar. 14 yapar. 2 tane sıfırı ekledim. 2'ye böldüm 21. 100 ile çarptım. 2'ye böldüm 49. 10 ile çarptım. 4'e böldüm 20. 100 ile çarptım. 2'ye böldüm. 48. 100 ile çarptım. 100'ün yarısı 50 olduğu için, 100'ün 4'te 1'i 25 olduğu için yapıyoruz bu şekilde.
Yukarıdaki makaraların her birinde 100 metre uzunluğunda ip vardır. 5 makaradaki iplerin toplam uzunluğunu zihinde nasıl buluruz? 5 tane 5'i yazdım. Arkasına 2 sıfır ekledim. 500 oldu. Bu şekilde zihinden bulabiliriz. Yukarıdaki abaküsleri inceleyiniz. Bir abaküsün bir sırasında kaç boncuk olduğunu söyleyiniz. Baktığımız zaman bir sırasında 3, 6, 10. Bir abaküsün 7. sırasında 7 sırasında toplam kaç boncuk olduğunu zihni 7 tane 10 70. 2 abaküsün 14 sırasında 14 tane 10 140. 2 abaküste kaç tane boncuk olduğunu, kaç sıra var? 10 sıra. Her birinde 10 tane var. 10 sıra burada, 10 sıra burada, 20 sıra. 20 çarpı 10, 200. Zihinden yapınız demiş. 3 yazdık, 0 ekledik. 5'i yazdık, 0 ekledik. 4'ü yazdık, 2 0 ekledik. 2'yi yazdık, 2 0 ekledik. 6'yı yazdık, 3 0 ekledik. 8'i yazdık, 3 0 ekledik. 37'yi yazdık, 0 ekledik. 75'i yazdık, 0 ekledik. 40'ı yazdık, 2 tane 0 ekledik. 89'u yazdık, 2 0 ekledik. 51'i yazdık, 3 0 ekledik. 80'i yazdık, 3 tane 0 daha ekledik. Şöyle ekleyelim. 762'yi yazdık, 1 0 ekledik. 900'ü yazdık, 1 0 ekledik. 263'ü yazdık, 2 0 ekledik. 560'ı yazdık, 2 0 daha ekledik. 409'u yazdık, 3 0 ekledim. 277'yi yazdık, 3 sıfırı ekledim. Bu şekilde yapabiliriz.